Merhaba, hoş geldiniz. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Merhabalar. İyi akşamlar. Nasılsınız? Nasıl geçiyor Ramazan? Ramazan tebrik ediyorum hepinizin. Ne kadar güzel Feyza. Allah kabul etsin hepinize. Nerelerden katılıyorsunuz? Umarım çok güzel bir akşam geçiririz. Bütün sorunlarınıza burada çözüm bulabilirsiniz. Cevap alabilirsiniz. Bu akşam İstanbul International Hospital'dan Profesör Doktor Murat Arslan bizimle olacak. Çok seviyorum kendisini. Çok güzel bir akşam geçireceğimize inanıyorum. Hep beraber. Çok çok geçmiş olsun. Birazdan arkadaşlarımız, diğer arkadaşlarımız da katılır diye umut ediyorum. Davet ediyorum bu arada, girdiğini gördüm. Merhabalar. Merhaba Sibel Hanım. İyi akşamlar, nasılsınız? İyi akşamlar, sağ olun, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim. Ramazan'a denk geldik. Evet. Olsun. Herhalde hadi, iftar saati geçti yani. Evet. Yani, birazdan rehavet çökmeden insanlar bakarlar diye düşünüyorum. Neyse biz canlı yayınımızı yapalım. Evet. Bu akşam rahim sorunları, endometriozis, özellikle uzun süredir biz konuşmamıştık endometriozisle ilgili. Bununla ilgili konuşalım diye rica edeceğim. Rahim sorunları neler, nasıl tedavi ediliyor? Bununla ilgili çok soru geliyor bize. Şimdi öncelikle izleyenlerden de özür dileyim. Ses gelirse eğer, oğlum içeride, ben korsan yayın yapıyor gibiyim şu an. Annesinin bir iftar yemeği varmış. Çakıştık. Dolayısıyla böyle bir görev bize. Hiç önemli değil. Yabancı yer değil burası. Aile ortamındayız. Hiç rahatsız olmayız. Evet. Yok, içeride o. Kedileri oyun çıkaramadım. Ses yapıyor. Olsun, hiç önemli değil. Kedileri çıkaramadım, biri üstüme atlayabilir aniden uyanıp. Şimdi şöyle, tabii biz tüp bebekleri, rahimi çok önemsiyoruz. Çünkü hani sonuçta o kadar uğraşıp iyi bir embriyo oluştuğu zaman onu rahimin içine koyuyoruz. Rahimin iyi olması gerekiyor ki hani onun başarı şansı artsın. Rahim problemleri, en çok gördüğümüz problemler miyomlar. Daha sıklıkla, ondan çok daha sık polipleri görüyoruz. Ondan sonra miyomlar geliyor. Ondan sonra da rahim içerisindeki yapışıklıklar, daha önce geçirilmiş enfeksiyonlara, cerrahiye, cerrahi işlemlere bağlı olarak. Ve tabii ki rahimle ilgili sıkça gördüğümüz gene bir başka şeyde, problemde, rahim yapısıyla ilgili olan problemler. Yani herkesin rahim yapısı aynı olmuyor. Doğuştan farklı olanlar var. Ve bunlar, bu doğuştan farklılıklar bazı kadınlarda hamile kalma ihtimalini, şansını azaltabiliyor. Hamile kaldıktan sonra da düşük yapma ihtimallerini arttırabiliyor. Dolayısıyla çocuk sahibi olabilme ihtimallerini azaltan bir durum. Bunlar en sıklıkla gördüğümüz problemler. Hani bunların tedavileri de öncelikle şüphelenmemiz gerekiyor. Yani tanıyı koymak lazım. Tanıyı koymak için önce bir şüphelenmek lazım. O da iyi bir klinik değerlendirmeden geçiyor. Yani çok iyi bir kere çok iyi bir ultrason yapıyor olmanız lazım. Ultrasonla çok iyi değerlendirmeniz lazım. Mesela polipleri adetin her döneminde göremiyoruz. Çünkü polipler ultrasonda beyaz yapılar olarak görülür. Rahim içerisinde, evet, beyaz yapılar olarak görülür ultrasonda. Ama kadın yumurtladıktan sonraki dönemde, yumurtlama sonrası dönemde bakarsanız rahim içi zaten beyazdır. O beyazlığın içerisinde polipin beyazlığı kaybolur. Yani onu görememeyi... Hiç duymamıştım bunu. Tabii.
onu görememe ihtimaliniz çok artar. O yüzden ya yumurtlamaya kadar olan dönemde, yumurtlamaya yakın dönemde onda da bakarsanız en iyi dönemdir bu. Yani adetin başı da değil. Çünkü adetin başında da rahim içi çok incedir. O beyaz yapı adet düzensizliği gibi kalır orada. Ama rahim içi kalın, kanama kesilip rahim içi kalınlaştığı zaman o siyah rahim içi yapısının içerisinde, henüz beyazlaşmamış siyah rahim içi yapısı içerisinde ultrasonda beyaz bir yapı olarak gözükür. Dolayısıyla en iyi tanı yumurtlamadan hemen önceki dönemdeki ultrasonda. Ama bizim tabii hastaları sürekli her dönemde bir adetin başında yumurta rezervi için bakalım, adet yumurtlamadan önce rahim içi için bakalım gibi böyle bir sürekli bir takip şeyimiz yok. Eğer gözden kaçırmışsak bunu, adetin başında görmüşsek ya da yumurtlama sonrası görmüşsek, bu polip gözümüze çarpmamışsa ama tüp bebek tedavisi esnasında bunları gene yakalayabiliyoruz. Ama o zaman tabii biraz plan değişiyor. Mesela transfer yapmayı planladığımız hastalarda diyoruz ki rahim içi uygun değil. Çünkü daha önce saptayamadığımız bir polip şu an çok net görüyoruz. Sizin yumurtaları toplayıp embriyo olduktan sonra onları donduracağız. Önce rahim içini temizleyeceğiz, bu polipleri alacağız histereskopiyle. Ondan sonra transfer yapacağız diyoruz ve planı biraz değiştiriyoruz. Ve bu şekilde rahimin içini en iyi hale getirmeye çalışıyoruz ki transfer yaptığımızda onun tutunma şansı da artsın. Bir diğer şey, polipleri sık görüyoruz ama tabii şu da var. Polipler gerçekten hepsi gebeliğe engel oluyor mu? Bu da literatürde baktığımız zaman çok tartışmalı. Hepsi, yani polip varken de transfer yaptığınız hastalarda başarı şansı dramatik değişmiyor. Tabii ki fark var. Ama çok dramatik düşmüyor. Tabii o transfer ettiğiniz mikroskopik embriyonun polibin üzerine yerleşmeye gitmiyor da normal rahim içi dokusuna gidiyorsa gebelik olabiliyor. Dolayısıyla mutlaka temizlenmesi lazım gibi bir, hani temizlenmedi, yanlış yaptık. Böyle bir yaklaşım da yok aslında. Böyle, bu da çok doğru değil ama başarı şansını en yükseğe alabilmek için temizlemek doğru bir hareket. Nefes, soluk almadan da anlatayım. Ay çok güzel, ilginç şeyler anlatıyorsunuz evet. Ama yani daha önceden duymadığımız, dinlemediğimiz şeyler bunlar. Ne güzel. O zaman devam edeyim ben. Tamam. Şimdi yani şimdi polipi ya da o polipi aldığınız zaman rahimde oynama olduğu için rahimin yapısında bir bozukluk falan oluyor mu? Olmuyor. Şimdi özellikle rahimin içine tam doğmuş olan miyomlar ya da polipler, onlar rahimin içinde artık. Onu saplarından keserek çıkartıyoruz. Rahim içerisinde herhangi bir şeyimiz olmuyor. Kaldı ki miyomlarda bahsedeceğim bunu. Miyomların da hepsi rahim içine tam doğmuyor. Yapısının bir kısmı rahimin kas tabakasının içerisinde olabiliyor. Böyle orada bombelik yapıyor sadece. Biz orayı alıyoruz. Böyle gerçekten bir çukur oluşuyor aslında orada. Yani bunun videoları da benim sayfamda da var. Oradaki oluşan çukura rağmen çok çabuk toparlıyor orası. Yani hemen 15-20 gün sonra ultrasonla baktığınızda rahim, o alan kapanmış oluyor. Üzeri de örtülmüş oluyor şeyle. Süper. Rahim içi dokusuyla tabii ki. Ama tabii yaparken çok dikkat etmek lazım. Kullandığınız enerji çok önemli. Koter dediğimiz yakma işlemini çok 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 az kullanmanız lazım. O zarar verici bir şey. Ama eğer kanama çok olursa, o kanamayı durdurmak için çok yakarsınız, zarar verme ihtimaliniz var. O yüzden tecrübe çok önemli orada. Özellikle de derine yerleşmiş miyomlarda. Onların çıkartılması açısından tecrübe çok önem arz ediyor. Bir de tabii şu var. Bu şekilde çok koteri kullanmazsanız vesaire, rahim içerisine yaptığınız o küçük dokunuşların tam tersine, zarar yerine sonraki aylardaki embriyoyu transfer ettiğinizde tutunma şansını arttırdığı gösterilmiş. Dolayısıyla biz rahimin içerisini, hem histereskopinin temizleme etkisi var. Yani onu yaparken basınçlı bir sıvıyla rahimin içini dolduruyoruz ki rahimin içi açılsın balon gibi, biz de içini görebilelim diye. Bu basınçlı sıvı bir, orayı temizliyor diye düşünüyoruz. İki, o yaptığımız dokunuşlar, bazen çizikler atarız oraya. Onların rahimin içini uyarması ve işte oradaki kanlanmayı arttırması,
yeni doku gelişimini arttırması. Bu sayede daha taze doku gelip tekrar embriyoyu transfer ettiğinizde sonraki aylarda tutunma şansını arttırdı. Gösterilmiş. Şimdi bu rahim içini hasarlama diyoruz buna biz. Yani rahim içini hasarlama işlemi gebelik oranını arttırıyor mu? Arttırmıyor mu? Bunun için rahim içini hasarlamanın da yolları var. Yani bu histereskopik yol. Mesela polip alırken histereskopi yapmak zorundasınız. Ya da miyom alırken histereskopi yapmak zorundasınız. Başka bir yolda hiç içeriye kamera ya da sıvı girmeden böyle bizim pipel dediğimiz kanüllerimiz var. Biyopsi. Çok çok ince aspiratörlerimiz var diyelim ama çok ince. Onlarla böyle çiziyoruz. Bunu yaptığınız zaman histereskopi kadar etkili olmadığı, hatta çok belirgin bir etkisinin olmadığı gösterilmiş. Bu da senelerdir aslında ara ara yaptığımız. Çok yeni bir çalışma var bununla da ilgili 2021'de. Ama olumlu sonuç yok maalesef. Dolayısıyla histereskopinin ekstra bir katkısı var bu hasarlamada. Yani hasarlamayı yaptığınız şekil de önemli. Histereskopik yapmak daha başarılı sonuçlara yol açıyor. Ya bu şey rahime çizik atma olayı oluyor. Aynen öyle. Bu rahim içine çizik atmanın farklı yolları var. Bir, histereskopi yapmadan sadece bir kanülle girip orayı böyle çizmeniz, uyarmanız çok basit işlem. Histereskopi ya daha da etkili. Histereskopi yapmanız. Histereskopi bu konuda üstün. Çok güzel. Tabii bu histereskopide bir diğer şey karşılaştığımız rahim içi yapışıklıkları. Bu rahim içi yapışıklıkları da özellikle daha önceden enfeksiyon geçirmiş kadınlarda oluyor. Ya da daha önceden bir rahim içine işlem yapılmış. Yani nedir? Mesela kürtaj yapılmış kadınlarda. Akabinde özellikle enfeksiyon geliştiyse, yani her kürtajda rahim içini yapıştırır, kısırlık yapar gibi bir durum da söz konusu değil. Yani kürtajın yapılma şekli var. Hani içeriği kazımazsanız, sadece aspire ederseniz, rahim içini boşaltırken düşüklerde, akabinde mutlaka antibiyotikle hastayı korursanız, hasta da tabii bunu kullanırsa, bu da çok önemli. Bazen hani bırakanlar oluyor kafasına göre. İşte o dönemde ilişki yasağı veriyoruz bir enfeksiyon olmasın diye. Bunlar uyarsa aslında çok da korkulacak problemler olmuyor kürtajdan sonra. Ama özellikle enfeksiyon. Çünkü enfeksiyon, orada bir mikroorganizma var, bir mikrop var. Mikroba karşı vücut savunma mekanizmasını abartıyor. Abarttığı zaman da yapışıklık meydana geliyor. Aa, çok güzel. Çok iyi. Dolayısıyla biz histereskopide oraları açıyoruz. Ama yani her ne kadar açsak da bu yapışıklıklarda eski haline gelme şansı tamamen hemen hemen yok Sibel Hanım. Bu çok üzücü. Yani bazı hastalar var. Hani istemeden de histereskopiyle de problem yaratılmış. Maalesef. Hani onları evet bir kısmında düzgün bir rahim içi oluyor ya da yeterli diyelim. Tamamen eskisi gibi olmuyor ama yeterli bir rahim içi oluyor ve gebelik oluyor. Çocuğu oluyor bu hastalığın ama önemli bir kısmında da bu olumsuzluk hep süre geliyor yani. Anladım. Çok teşekkür ederim. Gerçekten çok ilginç şeyler söylediniz. Peki rahimde herhangi bir işlem olmadan da rahimin ince olması doğuştan da olabiliyor herhalde değil mi? Yani olabiliyor. Kalınlaşmaması. Evet, yani bazı hastalarda biz tabii ne yaparsak yapalım rahim içini kalınlaştıramayabiliyoruz. Bunun için çok tedaviler denenmiş, literatürde yayınlanmış, biz de uyguluyoruz. Ama hangi hastaya hangisinin ilk baştan bakıp mesela 10 tane ince rahimli hasta var diyelim. Sana baktım bu tedavi lazım, sana bu tedavi lazım kesin. Senin bu problemin var, sana bu tedavi etkileyecek. Bunu söylemek çok zor. Dolayısıyla bunları deniyoruz aslında. Yani belli tedaviler var. Bunların inandığımız, en etkisine inandığımız, kendi tecrübelerimiz daha önemli benim için. Hani literatür de önemli ama yaşamış olduğumuz şey tabii. Tabii yani bizim çok büyük tecrübelerimiz var. Senelerdir çünkü bu işle uğraşıyoruz. Dolayısıyla bunlardan fayda gördüklerimizi bu hastalarda deneyerek kalın rahim içi elde etmeye çalışıyoruz. Ama her zaman bunda da başarılı olamıyoruz. Çünkü dediğiniz gibi
Bazı hastalarda bu hep böyle ve değiştirilemiyor. Son zamanlarda yapılan bazı çalışmalar, hepsi değil, aslında rahim içi kalınlığının çok önemli olmadığını, endometrial reseptivite yani onun embriyoyu tutabilme kabiliyetinin kalınlıkla alakalı değil, fonksiyonla alakalı olduğunu söylüyor ki buna kısmen katılıyorum. Gerçekten çok ince olup hamile kalabilen hastalar da oluyor. Ama defalarca deneyip hamile kalamayan hastalar da oluyor. Dolayısıyla burası biraz şey. Kime ne yararlı o zaman tam anlaşılamıyor bu, değil mi? Tam olarak bilemiyoruz ama kendi tecrübelerimize göre en çok fayda sağlayacak tedavilerde devam ediyoruz. Ve bunların başında da yine histeroskopi geliyor. Açık söyleyeyim. Yani histeroskopiyle orayı uyarmanız histeroskopiyle ertesi ay size daha kalın bir rahim içi olarak geri dönebiliyor. Bir de şu çok önemli. Bazı kadınların her ay aynı olmuyor rahim içi kalınlığı. Yani mesela başlıyoruz. Hastanın sabrı da önemli. İşte tedaviye başlıyoruz rahim içi kalın. Olmuyor. O ay pas geçiyoruz. Bir sonraki ay bir daha bakıyoruz. O ay daha iyi oluyor ama istediğimiz noktada olmuyor. Sonra bir dahaki ay bakıyoruz. Mesela daha kötü oluyor bir önceki aydan, iyi olan aydan. Diyoruz ki bu kadının mesela işte bu da şey tecrübe, bu kadının maksimum olabileceği rahim içi kalınlığını yakalamış oluyoruz belki. Diyoruz ki bir sonraki ay tamam biz her ne kadar geçen ay bizi tatmin etmemiş olsa da elde ettiğimiz geçen ayki rahim içi kalınlığı bizim için yeterli olmalı diyoruz. Ve bir sonraki ay o rahim içi kalınlığını yakalarsak geriye dönüp aynı tedavi uygulayıp transfer yapıyorum. Anladınız mı? Yani biraz hastayı tanımak çok gerekiyor. Çok takip gerekiyor yani. Çok gerçekten gerekiyor. Değil mi? Evet. Çok bu takip gerekiyor. Uğraşmak gereken bir konu. Bir diğer konu rahimle ilgili. Oradan girdik, devam edelim. Çok güzel. Şimdi bir de bu ya işte, bu gerçekten dipsiz bir kuyu bu. Tabii. Yani ne kadar çok şey varmış ben Bu anlattıklarımız, saydığımız başlıkların hepsi için ayrı bir şey yapabiliriz aslında hani. Evet, evet yapalım. Seans konuşma yapabiliriz ama toplantı ama şey işte hepsini bir arada da hastalarımız aslında şöyle bunları anlatıyoruz ama hani buradan da şunu çıkarmasınlar. Hani benim şuyum var. Yani biz şunu istemiyoruz. Hastalar kendilerine buradan tanı koymasın. Aa doktor bey söyledi benim buyum var. Yani şüphelenebilirler. Ama gelip muayene olduktan sonra ancak tabii, o zamana tabii. kadar şey yaratmasınlar kendilerine. Biz genel bilgiler veriyoruz zaten evet, burada. Evet. Ama doğru bilgi olsun evet. istiyorum. Kulaktan dolma bir şey olmasın diye zaten siz bu kadar değerli doktorları çağırıyoruz. Bir diğer konu bu rahim yapısının farklılığı. Birçok hasta farkında olmuyor aslında. Tedaviye gelene kadar. Şimdi bu rahim farklılıkları biz bunlara ne diyoruz? Rahim içi perdeler. Rahimin T şeklinde olması, rahimin Y şeklinde olması gibi rahim iç yapısının. Normalde rahim iç yapısı böyle üçgen şeklinde olmalı. Ama bazen üstten basıklıklar oluyor iki taraflı. Rahimin içi Y şeklinde oluyor. Rahim içi T şeklinde oluyor. Yanlar daralmış oluyor böyle rahimin. Üstü de böyle T'nin üst dalı gibi oluyor. Üçgen yerine bir T rahim içi görüyoruz. Bütün bunlar rahim farklılığı. Çift rahim olabiliyor. Çift rahim ağzıyla ya da tek rahim ağzıyla olabiliyor. Bunların hepsinin tedavisi farklı. Ama en sık karşılaştıklarımızda ki bunların en sık karşılaştıklarının bu perde olması arada ya da işte T rahim, Y rahim. Bunlarda hamile kalmaya bir miktar etkisi var. Ama daha ziyade yani olumsuz anlamda etkisi var. Ama daha ziyade bunlar çok fark etmiyor hamile kalma oranları. Fakat düşük oranları 3 kat artıyor. Dolayısıyla bu hastaları tespit etmek lazım. Şimdi mesela hasta karşımıza geldi. Hastanın mesela T rahimi var. Biz bunu hemen çok ağır değilse bunların da dereceleri var. Hemen bunu düzeltelim gibi bir yola gitmiyoruz. Ama neden? Çünkü hasta kendisi hamile kalabilir. Düşük yaparsa vesaire tablo kötüleşirse ondan sonra bunu düşünüyoruz. Ama hasta gelmiş bize tedaviyle hamile kalabilme şansı olan bir hasta olarak gelmiş. Yani artık tüp bebek yapacağız. Ve bu tüp bebeğin bir maliyeti var. Evet. Bu tüp bebeği 3 kat gebelik kaybıyla sürdürmemek lazım. Yani o zaman
bunu saptadığınızda, evet, bu hastaya hiçbir şey yapmasanız da tüp bebekte bu hasta gebe kalabilir, zamanında doğum yapabilir ve çocuk sahibi olabilir. Ama bunun olmama ihtimali 3 kat artıyor. Dolayısıyla yani düşük yapma ihtimali 3 kat artıyor. Dolayısıyla buna başlarken artık tüp bebek noktasına geldiyseniz önce ben bu rahimleri düzeltmeyi öneriyorum. Bunlar önemli. En sık karşılaştığımız rahim içi yapıları ile ilgili şeyler. Ama bazılarında bunlar mesela hiç dokunulmaz. Mesela çift rahim. Yani bu çift rahime dokunmak için gerçek çift rahimler. Bunların bazıları her biri bir rahim büyüklüğünde oluyor. Yeterli boşluğa sahip oluyor. Ve o zaman hiçbir sorun yok. Yani her biri herhangi normal bir kadındaki bir rahim büyüklüğünde ve yapısında. Dolayısıyla bu kadınlarda ameliyat önermiyoruz. Ama bazen biraz daha küçük oluyorlar ve tekrarlayan gebelik kayıpları oluyor. Fakat bu olmadan, bunu biliyoruz olacak, ama bu olmadan bunu ameliyat etmek istemiyoruz. Bunun, çünkü bunun metroplasti, strasman metroplasti dediğimiz bir ameliyat yolu var. İki tane rahimi keserek tek rahim haline getiriyorsunuz. Birleştiriyorsunuz. Evet, evet. Ama komplikasyon oranları nedir komplikasyon? Bir rahimin o birleştirdiğiniz bölgelerinde içeride yapışıklık olması. Ve bu yapışıklığın düzeltilemeyecek boyutlarda olabilmesi. İkincisi de kadın gebe kaldığında rahimi boydan boya kesip birleştirdiğiniz için gebe kaldığında rahim büyürken bunun yırtılma riskleri. Dolayısıyla biz bu tarz durumlarda da mesela mecbur kalmadıkça ameliyat etmeyiz, ameliyat önermeyiz. Yani bunlar çok önemli. Bir doktor bir şey diyebilir, öbürü bir şey diyebilir vesaire, bunlar oluyor. Ama mutlaka bu konuda tecrübeli, hani bunların sonuçlarını, kar, zarar neler olabilir, zararı ne olabilir ameliyatının, yararı ne olabilir, bunları tartışabileceğiniz tecrübeli hekimlerden böyle bir durumda mutlaka bilgi almanız önemli. Çok teşekkür ediyorum. Peki, biraz endometriozisten bahsedelim isterseniz. Evet. Uzun süredir bahsetmiyorduk biz bu konudan. Endometrioz, evet, sorunumuz da var. Evet. Şimdi endometrioz biz çok sık görüyoruz infertil kadınlarda. Çünkü endometriozisin yaptığı en önemli sorunlardan, kadına yarattığı en önemli sorunlardan biri infertilite, çocuk olmaması. Buna nasıl yol açıyor? Birincisi pelvik yapıyı bozuyor. Yani tüpleri kapatabiliyor. Tüpleri bozuyor. Rahim tüp ilişkisini ya da tüple yumurtalık arasındaki ilişkiyi bozabiliyor. Özellikle çikolata kisti varsa vesaire. Dolayısıyla ya da rahim içi normal bir kadındaki rahim içinden daha kötü oluyor bu hastalarda. Yani onun reseptivite dediğim az önce embriyoyu, cenini kabul edebilme potansiyeli azalıyor. Endometriozli hastalarda. Çünkü bu orada bir yangısal durum yaratıyor. Rahim içi böyle bir sanki iltihap varmış. Aslında mikrop yok. Öyle düşünün. Mikrop olmayan bir mikroba karşı cevap varmış gibi bir durum var rahim içinde. Dolayısıyla bütün bunlar o embriyoyu tutabilme kabiliyetini azaltan durumlar. Dolayısıyla bütün bu yollarda endometriozis çocuk olmasına engel olabildiği için bize çocuk sahibi olamama şikayetiyle gelen kadınlarda çok daha yüksek oranlarda görüyoruz. Yani normalde %5-10 arasında kadınlarda görülürken biz bunu %25-40 aralığında bize başvuran infertil kadınlarda. İnanmıyorum. Bu kadar çok. Bu kadar çok ve ama kimisi hafif formda oluyor. Yani kadının çocuk sahibi olamamasını direkt ona bağlamıyoruz. Hafif oluyor. Kimisinde çok ağır oluyor tablo bize gelene kadar. Daha çok Peki bu genetik bir şey mi, yoksa yani nasıl oluşuyor bu? Durup şimdi durup, genetik yani, komponentinin oldun mu deniyor? Şöyle, genetik komponentinin olduğunu düşünüyoruz. Yani genetik bir yatkınlık var ailesel, ama şu genden dolayı oluyor diyemiyoruz. Bunu saptayamıyoruz. Multigenik olduğunu düşünüyoruz. Yani sadece bir gendeki bozukluk buna yol açmadığı zaman, birçok genin aynı anda bozulması gerekliliği olduğu zaman, biz buna genetik diyebilmek için hepsini saptamamız gerektiği için bunu söyleyemiyoruz. Diğer hastalıklarda da böyle. Şu gene bağlı diyemiyoruz.
bütün olasılıkların bir araya gelmesiyle oluşan, birçok gendeki bozukluğun bir araya gelmesiyle oluşan bir genetik yatkınlık olabilir diyoruz. Bu bir. İkincisi de çevresel etkenler. Epigenetik değişiklikler, yani çevredeki değişiklikler nedir bunlar? İşte çevre kirliliği, yediklerimiz, içtiklerimiz, vücuttaki başka dengesizlikler, hormonal dengesizlikler bu endometriozla ilgili genleri değiştirebiliyor. Çalışma şeklini değiştirip kadının olmayan endometriozinin artık başlamasına sebep olabiliyor. Buna epigenetik diyoruz. Yani direkt genetik demek ki o zaman. Yok. Tabii ki çevresel etkenler genetik genlerin çalışma şeklini değiştirebilir. Yani mesela bir kadında ya bir insanda bir gen normal çalışırken gen bozukluğu olmaz. O gen değişmez ama o genin çalışma şekli değiştiği zaman bir hastalık sizde oluşmaya başlayabilir. Buna epigenetik etki diyoruz. Çevrenin genler üzerine etki. Dolayısıyla böyle bir durum olduğunu düşünüyoruz. Ve hani endometriozis de tarif edersek, aslında burada tabii direkt endometriozis diye başladık. Endometriozis normalde rahim içerisine verdiğimiz isim, rahim iç dokusuna endometriyumdur. Bu evet. Sadece orada olmalı, bu endometriyum dokusu sadece orada olmalı. Ama bazı hastalarda işte bu rahim içi dokusu, endometriyum dokusu farklılaşarak başka yerlerde de olmasını verdiğimiz isim endometriyoz hastalığı. İşte en sık da rahim içine yakın bölgelerde olur. Nerede olur? Rahimin tüpünde olur. Rahimin kas tabakasında olur. Ona adenomiyoz diyoruz. Rahimin yanındaki yumurtalığın içinde olur. Ne olur? Ne yapar mesela? Çikolata kisti yapar. Adı endometriyom olur. Adı değişir çikolata kistinin. Ya da karın içerisinde o gene rahimin etrafında sıklıkla görülür. Karın içi yapışıklığı yapar. Yumurtalıkların etrafa yapışmasına sebep olur ve bu kadınlar bize infertilite ile birlikte gelmiyorsa diğer gelme sebepleri de adette şiddetli ağrı, evet, dismenöre diyoruz, şiddetli ağrı ya da ilişkide şiddetli ağrı, özellikle bu ikincisi. Yani kadın normal hayatında, normal hayatını yaşarken ilişkide çok ağrı duyuyordur. Bu da bir endometriozisin bulgusudur. O ana kadar sanamamışsa. Endometriozde mesela hafif formlarını ultrasonda hemen tanı koyamazsınız. Çünkü o bir doku değişikliğidir. Ve işte çikolata kisti gibi kist yapmadıysa, çevrede çok belirgin, aşırı belirgin yapışıklık MR şeyi yapmadıysa, tecrübeli bir hekim dışında bunu anlaşılamayabilir. Yani kadın hep ağrıyla gider, senin bir şeyin yok denip gönderilebilir. Ultrason normalde verilen şey. O ultrasondaki o probun hareketlerine, rahimin verdiği hareketler, ne kadar rahat hareket ediyor yumurtalıklar, rahim. Ondan sonra rahimin spekülum muayenesinde ortada mı, yoksa yana doğru kaymış mı? Çünkü rahim yukarıdan bir yerden bir tarafa yapışıksa rahim ağzı öbür tarafa kayar. Anladınız mı? Yani biz spekülum muayenesinde rahim ağzını ortada değil, bir tarafa doğru çok kaymış görürsek, aklımıza gelecek ilk şeylerden biri karın içerisinde yapışıklık olabilir. Çünkü rahimi bir tarafa çekmiştir. Diğer tarafa çekmiştir. Çok ilginç. Ya da mesela işte miyom vardır o hastalarda. Miyom da aynı etkiyi yapar gibi. Bizim yani o daha spekülum muayenesinde rahimi gördüğümüz yer bile bize hemen hasta için hiçbir şeye bakmasak, ultrason olmasa hemen bir fikir verir. Tecrübeliyseniz. tecrübeli yerde konuşuyor o zaman. Peki şey, yumurtalıklarda çikolata kisti yaptığı zaman diğer yumurtaları da oluşmasını evet, engelleyip zedeliyor mu? Şimdi şöyle, yani yumurtalıklarda o bir kist halini alıyor ve kist çevre dokuya baskı yapıyor. Etraftaki normal dokuya. Şimdi burada eğer şey yapmazsanız, hani ameliyat yapmazsanız, durup dururken o çevredeki dokuya zarar veriyor mu? Bu tartışmalı. Yani orada çikolata kisti var. Etrafında da normal doku var. Rahim yumurtalığın içerisinde gömülmüş bir çikolata kisti var. Bu büyüdükçe normal yumurtalık dokusuna zarar veriyor mu? Eskiden vermiyor diyorduk. Sonra yayınlar bize gösterdi ki AMH değeri düşüyor bu hastalarda. Sonra veriyor dedik. Ama hala da bu konu çok tartışmalı. Ama ameliyat yaparken zarar veriyorsunuz bir miktar. Çünkü o
çikolata kistini çıkarırken etraftaki bir miktar normal dokudan da kayıp oluyor. Dolayısıyla ameliyat, biz ilk etapta ameliyat düşünmüyoruz. Son ameliyat zamanlarda yapılmasın diye konuşuluyordu herhalde, değil mi? Şimdi şöyle, hala tartışmalı aslında. Şimdi tamamen de yapılmasın diyemiyoruz. Hastaya göre karar vermek lazım. Yani mesela tek taraflı, şimdi hasta olgu üzerinden gitmek lazım. Şimdi mesela hastanın iki taraflı çikolata kisti var. Şimdi iki yumurtalarına da zarar verme şansınız varsa daha bir çekinmeniz lazım. Yapmamanız lazım. Ama bir taraftaysa ve kadının gençse, yumurtalık rezervleri dolu doluysa, yumurtalıkları rezervleri, o zaman ameliyat düşünülebilir. Ama gene birinci kural her zaman için hastanın şikayeti var mı? Yani hasta ağrıdan, ağrı şikayeti, endometriyozdaki ağrı şikayeti var mı? Ağrı dışında biz, bir de çok büyüklük dışında, çok büyüklük, biz ameliyata çok sıcak bakmıyoruz ilk etapta. Dolayısıyla bir diğer şey de söylenen, hani ben buna da çok katılmıyorum ama işte mesela tüp bebek yapacaksın diyorum ya, ameliyat yapmayalım önce. Fakat yumurtalıklar çok afaki pozisyonda olabilir. Gitmiş bir yere yapışmış olabilir ve oradan geliştireceğiniz yumurtaları toplayamayabilirsiniz teorik olarak. Dolayısıyla önce ameliyat olalım, yapalım. Bunları normal anatomik yerlerine de alırız. Böylece geliştirdiğimiz yumurtaları da kolay toplarız diyebiliyoruz. Ama yani ben çok az böyle vakayla karşılaştım. Yani yumurta toplayamadığımız hasta, hani ne diyeyim, endometriyozlerin bile %1'i değildir. Anladınız mı? Yani yumurtayı bir şekilde topluyoruz. Riskli oluyor bu hastalarda, daha riskli oluyor. Bunları konuşmak lazım. Çünkü yapışıklıklar olduğu için çevre dokular, damar yapıya zarar verme, bağırsaklara zarar verme risklerimiz var ama bir ameliyatın da çok büyük riskleri var. Yani sırf bu yüzden ameliyat etmek ilk etapta doğru değil gibi geliyor çoğu zaman bana. Tabii, bir şey soracağım. Merak ettim. Hem polikistik over olup, yani çok dolu dolu yumurtalı olup, hem endometriyosu olan hastalar rastlıyor musunuz? Ne kadar oluyor? Oluyor. İşte dediğim gibi bu hastalarda gene de ağrı yoksa, çok büyük değilse, daha önce yırtılıp kadında acillik olacak kadar işte iç kanama ya da ağrıya bağlı sorunlar yaratmadıysa, bu hastalarda kolay kolay ameliyat kararı almıyoruz. Ama bazı durumlarda da alıyoruz. Yani bu çok gerçekten bireysel ve kadına vereceğiniz yarar ve zarar. Mesela kadın diyor ki, geliyor çocuk sahibi olmak istiyor ama diyoruz mesela ona, bakın önce çocuk işini halledelim, ağrısı da var, sonra ağrıyla cebelleşelim. Çünkü biz sizin ağrınızı kesmek için çikolata kistinizi alacaksak, o zaman bir, çikolata kistini alırken yumurtalık rezervinizi azaltabiliriz. Evet. İki, yaşlı bir hastaysa mesela, biraz yaşı varsa, yumurtalık rezervi sınırdaysa, bir de üstüne ameliyat yapmak istemiyoruz. İki, ameliyatın kendine ait komplikasyon riskleri var. Yani mesela bu ameliyatlar kolay ameliyatlar değil. Gene tecrübeli, evet, insanlar da yapması lazım. Neden? Çünkü bir bağırsak yaralanması olabilir. Allah mesane Allah. Yaralanması olabilir. Damar yaralanması olabilir. Bir bağırsak yaralanması demek, bir kolostomu açılma zorunluluğu demek, o hastanın çok uzun süreler çocuk fikrini düşünememesi demek yani akabinde. Dolayısıyla hem çocuk isteyip hem ağrısı olanlara genellikle diyoruz ki önce bir şu çocuk için çözelim. Zaten gebelikte biraz progesteron etkisi bu ağrılarınızı hafifleyecektir. Akabinde ameliyat olacaksanız olun. En azından bu tarz komplikasyonlar olursa, ki olabilir, en iyi cerrah da yapsa olabilir. O zaman en azından çocuk için halletmiş ve elimizde bir değer olarak, hani onunla ilgili bir düşüncemiz kalmamış olacak. Dolayısıyla hastaya göre karar vermek çok önemli bu endometriyoz. Çok doğru, çok haklısınız. Ya ben hakikaten %40 ne demek? Yani ben çok şaşırdım. Hep işte %10, %10 git diye hep konuşuluyordu. O genel popülasyonda. Ama yani infertil bir rakam tabii, gerçekten. Tabii. Ya çok kimisi güzel. Sadece adenomiyoz gibi oluyor. Hani sadece rahim içerisinde biz görüyoruz. Ama bu onun tedavisini etkilemiyor. Ama biz biliyoruz ki var. Olup da farkına varmayan da bir sürü insan çok, var. Çok var tabii. Zaten mesela bu insidans yaşla birlikte artıyor. Yani kadın yaşı arttıkça bunun görülme şansı da artıyor. Ne zamana kadar? Menopoza kadar. Menopozdan sonra
Varsa da geriliyor zaten. Çünkü östrojen vücutta azaldığı için. Evet. Hani endometriozisin benzini östrojendir. Östrojen ona hep şey yapar, agreve eder, hep böyle uyandırır. Daha böyle kötü olmasını sağlar. Dolayısıyla o döneme kadar, ama tabii o döneme ulaşmak da zor. Şimdi ağrısı olan bir kadın ne yapacağız? Evet. Ya da mesela infertil, buna bir çare bulmak zorundayız infertilite. Yani ya bu medikal tedavi, ya tüp bebek, ya şey, hani medikal tedavinin yeri yok da şey anlamında, çocuk anlamında. Ama en azından ağrı anlamında bir şey yapmak gerekiyor. Peki bu kadar ağrı çok olup da endometriozis olmayan var mıdır? Vardır mutlaka, değil mi? Yani korkunç derecede mesela adet sancıları yaşayan insanlar var. Bak şimdi bunların bir kısmını biz ne kadar tecrübeli olursak olalım tanı koyamıyoruz. Ultrasonla da koyamıyoruz. Ama bunların yapılmış, hani rahimini alsanız gönderseniz patolojiye, bunların önemli bir kısmında adenomiyozis çıkıyor gene de. Siz ultrasonla göremiyorsunuz, şey yapamıyorsunuz, ama özellikle de bunun en iyi back testi, yani bu hastalara eğer doğum kontrol apı verirseniz, yani östrojenin etkisini baskılarsanız kuvvetli bir şekilde, doğum kontrol apı çok yoğun progesteron içerir, östrojenin tam zıt etkisi, çok evet, yoğun bir şekilde baskılarsanız ve bu kadınların doğum kontrol apıyla adet sancıları düşüyorsa, çok büyük ihtimalle sizin tanı koyamadığınız, göremediğiniz bir endometriozis vardır aslında. Çok ilginç. Bu adenomiyozisi o zaman inceleyip ona göre şey yapmamız lazım. Ayrı bir program yapabiliriz. Ayrı bir program, çünkü bunların evet, hani transferlerini de farklı protokollerle yapıyoruz. Başarı şansını arttırmak için. Yani aldım ben buraya. Not aldım. Ben sorulara geçeyim. Arkadaşlar bir şeyler şey yapıyorlar. Üstten de akıyor. Arkadaşlar soru kısmına yazarsanız üstten akanları göremeyebilirim. Siz bunu görebiliyor musunuz Murat Bey? Şu anda soru cevap kısmından aldım bunu. Değil mi bu soruyu? Dördüncü güne. Evet, evet. Tamam. Bir izleyicimiz, evet, görüyorum. Şimdi soru şu. Dördüncü güne geldi. Beşinci gün öldü dediler. Laboratuvar hatası diye yazmış bir hastamız. Yani bu şöyle. Bazı embriyolar üçüncü günden beşinci güne geçemez. Hani bunda tabii ki laboratuvarın da etkisi olabilir. Ama bunu ayırt etmeniz mümkün değil. Çünkü önemli bir kısmı embriyonun buna kapasitesi yoktur. Neden yoktur? Şunu biliyoruz ki embriyoların, şimdi embriyo bir, nedir embriyo? Döllenmiş bir yumurta hücresiyle başlar. Bir hücre bölünür, iki hücre olur. İki hücre dört hücre olur. Dört hücre sekiz hücre olur. Yani iyi hücre sayısına sahip üçüncü gün embriyosu 7-8 hücreye sahiptir deriz biz. İyi kalitedeki bir üçüncü gün embriyosu. Yani sadece 7 ya da 8 hücre için maksimum bir yakıt gerekir. Bir organel gerekir. Yani biyolojide anlattığımız işte endoplazmik retikulumlar, mitokondriler vesaire vesaire. Hücre içi organelleri diyoruz biz buna. Dolayısıyla aslında üçüncü güne kadar, ki bu organellerin hücre içi yapılarının üretilmesi için hücrenin çekirdeğindeki genlerin aktif olması lazım. Üretilmesi için. Çünkü her şey hücre çekirdeğinde başlar. Atomun çekirdeği gibi. O komut verir, o programlar. Ama üçüncü güne kadar hücrelerin buna ihtiyacı yoktur. Büyük bir yumurta hücresi bölünerek iki hücre, o iki hücre dört hücre olarak devam eder. Ama üçüncü günden sonra, beşinci güne kadar gelene kadar hücrelerin yaklaşık 250 hücresi olur. Şey, embriyoları, özür diliyorum. 250 hücresi olur. Dolayısıyla yumurtadan gelen bu kaynak bu kadar hücreye yetmez. Dolayısıyla ne olması lazım? Üçüncü günden sonra embriyoların hücrelerinin genleri aktive olmak zorunda. Bazı embriyoların hücrelerinde bu maalesef olmuyor. Ve önemli bir kısmı beşinci güne geçemiyor. Dolayısıyla buna doğrudan laboratuvar hatası diyebilmek mümkün değil. Zaten keşke diyebilsek. O zaman o hatayı bir daha yapmayız. Bu hastanın sorununu çözeriz. Ama bu hastaların önemli bir kısmında sonraki denemelerinde de benzer sonuçlar elde ederiz.
Anladım. Teşekkür ederim. Biz bunu nasıl test ediyoruz? Laboratuvarla ilgili bir sorun olup Nasıl? olmadığını. Bu da güzel. Yani, tamam, bir sorun var. Bu laboratuvar hatası mı? Yoksa hastaya mı bağlı? Biz hemen böyle durumlarda o günlerdeki diğer hastalarımızın yakın günlerdeki embriyo gelişimlerini takip ederiz. Eğer laboratuvar kaynaklı bir şeyse hepsinde olması lazım. Ama Anladım. değilse Evet. bireysel durum. Sağlama Ama biz bunu yapılıyor hemen. check ediyoruz. Yani biz bunu zaten yapıyoruz. Yani bizim işimiz bu. Bizim tecrübemizden gelen kontrol mekanizmaları bunlar. Çok doğru. Şimdi bugün aşılama oldum ama 36 saat dolmadan oldu. Sıkıntı olur mu? Doktor sperm 24, 48 saat canlı kalır dedi. Bir aşılama sorusu geldi. Şimdi şöyle, aşılamanın ne zaman yapılacağı çok tartışmalı. Ama doğru söylemiş doktoru. Yani hatta 72 saate kadar canlılık gösterir spermler. Hepsi olmasa bile 72 saate kadar canlı kalabilen spermler olur. Biz öncesinde genellikle ben, yani tam 36. saat değil, mesela 34 ile 34. saat, 35. saat, 36. saat de olabilir. Aşılamanın bence normaldir. Bir gün önce bile yapılabilir. Hani 12. Öyle mi? saatte yapanlar da olur. Hani bu çok tartışmalı. Hem 12'de yapıp aynı anda 12. saat yapıp bir de 36. saat. Yani ertesi gün Evet. saatte iki kere Çift oraya sperm. aşılama gibi bir şey, değil mi? Çift. Yani oraya iki kere sperm bırakanlar oluyor ama gösterilmiş ki bunun başarıyı arttırmıyor. Yani aşılama teknik olarak başarı şansı düşük bir yöntemdir. Dolayısıyla tabii eskiden ben hastalarıma da bunu söylüyorum. O yüzden size de burada da açıklıkla söyleyebilirim herkese. Şimdi eskiden biz çok aşılama yapıyorduk Sibel Hanım. Yani hatırlıyorum hani genç hastalarda özellikle açıklanamayan infertiliteler vesaire. Yani 8-10 aşılama yaptığımız hasta olurdu. Ama niye yapıyorduk? Şimdi bir, yani biz bunu yapmaya başladığımızda bundan 15-20 sene öncesi tüp bebek böyle değildi. Tüp bebeğe ulaşmak zordu. Tüp bebeğe ulaşmak zordu. Tüp bebek çok pahalıydı. Ve tabii ki başarı şansı düşük. Ama şimdi yıllar içerisinde tüp bebeğin başarı şansı hızla arttı. Ama aşılamanın başarı şansı aynı kaldı. Çünkü Ya çok ilginç. aşılama gelişmeye açık bir yöntem değil. Çünkü yaptığınız şey spermleri hazırlayıp yumurtlamaya göre zamanı ayarlayıp o spermleri rahimin içine bırakmak. Geri kalan her şey doğal yoldan nasıl oluyorsa öyle oluyor. Dolayısıyla gelişecek bir yol yok oradan. Dolayısıyla makas açıldı. Yani başarı şansındaki makas çok açıldı. Bir yandan da tüp bebek ucuzladı. Dolayısıyla siz aşılamayla başlarsanız çok büyük bir kısım hamile kalamadığı zaman tüp bebeğe geçince maliyet artıyor elde ettiğiniz her canlı doğum için. Özellikle de başarı şansı düşük olacak hastalar aşılamada. Öyle de bir grup var. Kim? Kadın yaşı mesela 37-38'in üzerindeyse ben bunu daha da aşağıya çekiyorum. Hatta çoğu zaman önermiyorum bile aşılamayı. Aşılama yapacaksanız yapmayın, bekleyin diyorum. Yani hiç tüp bebekle yapmayın, bekleyin. Aşılamaya para harcamayın. Benim öyle, herkesin şeyi farklı. Ya da diyorum ki yani çok isteyen hastalarıma da bunu anlatıyorum bu durumu. İsteyene de yapıyorum tabii ki. Sonuçta tabii ki uygun olan hastalar. Ama bir de tabii ki içeriye belli bir sayıda hareketli sperm koymanız lazım. Bu da 10 milyonun üzeri olarak gösterilmiş. Yani yıkadınız, içeriye koyduğunuz sperm sayısı 10 milyon ve üzeri ise bunu 5 diyen de var. Daha başarılısınız. 1 milyonun üzerinde ise de koyabilirsiniz. Ama o 1 ile 10 milyon arasındaki bölge gri bölge. Oradaki aşılama başarı oranı daha da düşüyor. Yani bu hastalara işaret... Spermle ilgili olduğunu hiç şimdiye kadar kimse söylememişti. Tabii ki şimdi 1 milyondan daha azsa zaten mesela biz de ona bakıyoruz spermiyograma. Diyoruz ki bu adamın şu kadar spermi var menüde toplam. Evet. Bunun bakıyoruz oranına şu kadarı hareketli. Biz bunu yıkadığımız zaman hareketsizliğe ayırmak isterken bir kısım hareketliği de kaybediyoruz. En iyi ihtimalle şu kadar hareketli elde ederiz diyoruz, tahmin ediyoruz. Ve eğer bu 1 milyonun altındaysa içeriye tahmini koyabileceğiniz hareketli sperm, bunun da başarı şansı çok, yani neredeyse sıfır.
O hastalara direkt tüp bebek öneriyoruz zaten. O hastalar aşılamaya uygun değil. 1 ile 5 milyon ya da 1 ile 10 milyon arasındaysa söylenen, oraya gri bölge diyoruz. Aşılama yapılabilir ama başarı şansı düşük aşılama için. 10 milyonun üzerindeyse de aşılamanın normal şansı var ama o da tüp bebeğe göre çok düşük. Dolayısıyla hani bütün bunları hastayla iyi tartışmak, konuşmak, iyi, ben buna şöyle diyorum. İyi bir strateji geliştirmeniz lazım hastada. Yani strateji çok önemlidir. Hayatta da çok önemli her konuda. Ama bizim tedavimizde de çok iyi bir strateji. Yani bir şeyi, her şeyi yaparsınız ama ters sırayla yaparsanız başarılı olamazsınız bizim işimizde. Onu doğru sırayla yapmanız gerekiyor ki aynı şeyleri yapsanız bile işte başarılı oranınız artsın. Şimdi çok alakasız bir soru soracağım size. Sizin hastalarınızın çoğu yabancı yurt dışından gelen hastalar mı? Türk hastalarınız çoğunlukta mı? Şimdi şöyle, yani yüzde yaklaşık 30 ila 40'ı yurt dışından gelen hasta. Bu yüksek bir oran. Bizim Evet, yani international öyle bir. international olmasının da bir şeyi var. Çünkü biz Türkiye'deki ikinci merkeziz. İlki Ege Üniversitesi. Evet. İstanbul'daki de ilk merkeziz. Ve çok gerçekten medikal ve sosyal anlamda kültürel bir background'ı olan bir merkeziz. İlk tüp Dolayısıyla bebeğimi orada yaptırmıştım ben. evet, bilinen bir merkez. Yani hani hastalar Ameliyatım da orada oldu. biliyor. Yani siz de biliyor musunuz? Yani sizden de. Dolayısıyla gerçekten bilinen merkez. O yüzden yurt dışında da bilinen merkez ve o yüzden çok talep alıyoruz o anlamda. Ama bir de tabii şu da etkili oldu. Biz artık yurt dışında bizim tedavilerimiz çok ucuz kaldı bu döviz kurundan ötürü. Dolayısıyla hastalar Türkiye'ye gelip başarı oranı yüksek, onları da biliyorlar. Gerçekten hani özellikle her coğrafyada, sadece Avrupa demeyeceğim. Yani tabii ki diğer coğrafyalar arasında da biz gerçekten başarı oranı çok yüksek bir ülkeyiz. Ülke olarak da çok Evet yükseğiz. evet gel yani ben bu konuda çok takdir ediyorum gerçekten. Dolayısıyla çok talep var. Ve ben bu oranın yabancı hasta oranın yönünde çok daha da değişeceğini düşünüyorum. Çünkü gerçekten onlar için ucuz kalırken bizim için de pahalı kalmaya başladı tedavi. Ne yazık ki. Yani bugün bir vitamin 750 liradan Evet. bir onu şey yaptık. Yani artık gerçekten ulaşılmaz oluyor neredeyse ilaçlar. Yani bunda da dediğiniz gibi ilaç oranı da, yani eskiden tüp bebek fiyatına ilaçları oranlardık. Mesela işte beşte biri gibi kalırdı. Evet. Hatta daha bile az kalırdı. Tüp bebeğin ilaçlarının fiyatı tüp bebeğe. Şimdi yarısını geçiyor. Yani Nerede yarısına yani yaklaşıyor. yarısından fazla oluyor. Mesela diyelim 17 bin liraysa tüp bebek, 10 bin lira da Tabii, ilaç parası tabii. gibi. Tabii. Ancak hani bazen Değil çok mi? az vermeniz gereken hastalar oluyor. Hani Tabii tabii bunu az yani. verelim diye değil ama özelliği olan hastalarda onda bile yani çeyreğine yaklaşıyor. Gerçekten ilaç maliyetleri de çok arttı. Ama firmaları da anlamak lazım. Şimdi yani bu sefer ilacı ucuz almaya çalışırken ülke şu an çok büyük bir krizin içindeyiz. Hani kimse de bilmiyor. Birçok ilacımızı bulamıyoruz. Protokollerimizi değiştirmek zorunda kalıyoruz. Yani işte bazıları bunların tedavinin ortasında olmak zorunda kalıyor. Yani bu bizden kaynaklanan bir şey değil. Tabii Biz tabii sizden her kaynaklı yeri olmadığı araştırıyoruz. biliyoruz zaten. Hastalarımız için de araştırıyoruz. Bulsunlar diye ilaçları. Ama bazı ilaçları bulamıyorlar mesela. Ve bu dönem dönem. Yani hep öyle olsa aslında biz adapte oluyoruz. Ama öyle de değil. Mesela ilaç bir parti geliyor bir dönem, bir ay geliyor. Tam tekrar tamam diyoruz, sorun çözüldü. Ondan sonra önümüzde gene bir iki ay bir sorun var gibi duruyor şu an. Yani sonra tekrar sorun oluyor. İlaç yoka giriyor. Tam şey yapıyoruz. Protokollerimizi değiştiriyoruz. Bütün ekipçe ona göre eğitim veriyoruz. Hani hizmetçi eğitim dediğimiz hani Evet. kurumdaki arkadaşlarımıza böyle böyle yapacağız. Ekipçe karar alıyoruz. Bak o da değişiyor. Dolayısıyla biz hani fiyattan muzdaribiz. Tabii ki ucuzlasın. Güzel bir şey değil ama öncelikle bulunsun ilaçlar. İnşallah bulunur ve inşallah herkes tüp bebek tedavisine ulaşır diyeyim. İnşallah. Yani Evet. en büyük temennim o gerçekten. Şimdi
Şöyle bir soru geldi hemen. Yine ilaçla şey yaptı. Leukostim 30 tüp bebek embriyo tutulma şansını arttırır mı diye soruyor. Ne o? İlaç ilk defa. Soruyu ekrana alabilir misiniz ben? Aldım ama göremediniz herhalde. Ben göremiyorum. Leukostim diye bir ilaç. Duymadım da ama. Ben de duymadım. İlk defa duyuyorum şu anda. Özlem, başka bir isim olabilir mi acaba? Ben buraya not aldım. Onu Bilal'le soralım. İletirsiniz bana. Evet, şey yapayım. Ona göre derdim. İlk soru benimle ekranda takılı kaldı. Onun dışındakileri göremiyorum. Şimdi peki görebiliyor musunuz? Yok, bunu nasıl kaldıracağımı da bilemiyorum. Ekranda o ilk soru var. Dördüncü günden beşinci güne geçememe sorusu ama... Ben onu iptal etmiştim ama... Benle ilgili bir şey olabilir. Şimdi çıkarsam tümden çıkmam gerekecek. Bence evet. Siz... O zaman ben söyleyeyim size. 7 defa yumurta toplandı. Bir kez 6. gün embriyosu elde edildi. Her obuda 6-7 yumurta toplandı. 3. güne kadar gelen embriyolar 3. günden sonra yavaşladı ve durdu. Neden olabilir diye soruyorlar. İşte az önce anlattığım durumdan ötürü. Yani burada biz embriyonik genomun, yani embriyonun kendi genlerinin aktif olamadığını düşünüyoruz. Tabii ki laboratuvar etkisi de olabilir. Şimdi her laboratuvarda aynı değil. Biz hani 6-7 kere yapılmış, mutlaka birkaçı farklı yerdedir. Hani biz bunu tavsiye edebilirim. Şey için değil, yani orada kötü değil, anlamında değil. Ama 6-7 kere de aynı yerde yapmamak lazım. Demek istediğim o. Yani böyle bir şüpheniz en azından içinizde olmaz. O yüzden yani çok düşük ihtimalle de olsa bir laboratuvarla ilgili sorun olabilir ama genelindeki problem bu embriyonik genomun aktif olamaması benim. Teşekkürler. Endometriosis hastaları için geçici menopoz gerekli midir diye soruyorlar. Şimdi şöyle, biz hastaları geçici menopoza sokabiliyoruz. Dedim ya, menopozda geriler şikayetleri diye. Fakat evet, bunu yap bir tek durumda yapıyoruz. O da ağrı için yapıyoruz. Çünkü eğer geçici menopoza sokuyorsanız hastaları, bu hastalarda ya da bu, şöyle söyleyeyim, bu hastalarda yani çocuk olmasını zaten doğal yoldan engellemiş oluyorsunuz. Yani geçici menopoz demek yumurtlamayı da durdurmanız demek. Durdurmak demek, doğru. Ama tüp bebek bazen bu hastaları geçici menopoza sokup tüp bebek tedavisi yapmak gibi bir protokol var. Ultra long protokol diyoruz. Bunları çok uzun süre menopoz durumuna sokuyoruz. 3 ile 6 ay arasında. Daha sonra yaptığınız tüp bebekler daha başarılı oluyor diye eskiden bir inanış vardı. Ama maalesef biz de uzun dönemler yaptık bunu. Ama son 4-5 senedir artık demode kaldı bu. Çünkü son çalışmalar diyor ki fark yok. Gerçekten de buna inanıyorum. Sadece bu hastaların transferinde biz bu hastaları geçici menopoza sokuyoruz. O da çok uzun süreyle değil. Çok kısa süreyle, sadece bir miktar normal hastalarımızda uyguladığımız tedaviyi bir miktar uzatarak o dönemde hafif bir östrojeni düşüp geçici bir baskılanmayla hemen akabinde transfer yapmak istiyoruz. Yoksa böyle çok uzun süreler bunları baskılayalım, menopoza sokalım vesaire, bunu çocuk isteyen hastada yapmıyoruz. Böyle bir şey yok. Ama ağrısı var hastanın. Menopoza yakın. Yani zaten menopoza girecek bir süre sonra. O yüzden o geçiş döneminde biraz daha erken biz menopoza sokabiliyoruz. Şimdi şeyimi hatırladım da ben ilk tedavimi hatırladım da burundan bir şey sıkılıyordu. Bir ay falan. Evet. O baskılama yapılıyordu. Ondan evet, sonra birden tüp bebek ilaçları, iğneler burulmaya başlıyordu. Bir patlama yaptı. Endometriosis var mıydı sizin? Vallahi onu yoktu. Yok. Şimdi bunu normalde de kullanıyoruz. Yani o ayrı bir şey. Yani biz mesela o dediğinizde yumurta geliştirmenin uzun protokol. Long protokol. Evet, uzun protokol. Eskiden yapıyorduk bunları ama artık yani hani kaç hastada yapıyorsunuz? Tüp bebek de gelişiyor. dinozor hikayeleri bunlar. Estağfurullah ya. 5-6 defa aşılamayı ben de oldum da. İşte, evet. Eski anılarım canlandı birden.
Hocam, 7 santim çikolata kist var. Donmuş embriyolar var. Ameliyat öneriliyor. İki başarısız denemem var diyor. Yani şöyle, iki başarısız denemede transferler nasıl yapıldı? Taze mi yapıldı? Donmuş mu yapıldı? Donmuş yapılırken işte bazen bu hastalarda o tedaviyi biraz uzatıyoruz dedim. Buna dikkat edildi mi? Embriyo kaliteleri ne? Yani biz tutum mamasını o çikolata kistine mi bağlıyoruz? Yoksa embriyolar mı kötü? Hani bütün bunları hepsini bir arada değerlendirmek için. Mesela embriyolar kötüyse siz ne kadar iyi tedavi yaparsanız yapın. Bunu ister çok baskılayın yapın, ister az baskılayın yapın. Yani tohum kötüyse toprağın suçu yok gibi oluyor. Anladınız mı? Yani o embriyo çünkü önemli. O embriyo kalitesini arttırıcı yollara bakmak ameliyat riskini almaktan daha iyidir. Ama 7 santim az değil. Ağrısı varsa aynı zamanda, tek taraflıysa, yumurtalık rezervi iyiyse vesaire, hani ameliyat kararı da alınabilir. Ama durup dururken bu 7 santim olmuş, ameliyat edelim gibi bir yaklaşım artık biraz uzak. Endometrium ve çikolata kistim var. Tüplerim açık. 5. gün embriyo transferi yapıldı. İlkinde kalbi durdu. Kürtaj oldum. Hemen arkasına ilk adetimde genetik tanılı embriyo transferi yapıldı. Olumsuz sonuç oldu hocam diye yazmış. Dediğim gibi şimdi bunların endometriye hazırlanma protokolleri önemli. Transfere. Bir kere ben endometriozlerde yani hastanın çok özel bir durumu yoksa, sosyal olarak kalamama gibi, hemen transfer istiyorum gibi bir durumu yoksa, ki bazen yurt dışı hastalarında oluyor. Bu hastalara mutlaka donmuş embriyo transferi yapıyorum. Bu bir. İkincisi, bunu yapılmış zaten hastamıza. Genetik tanılı yapıldığı için zannederim. Genetik tanılı, gerçi eskiden 3. günde de bakılıp genetik tanılı transferler, fresh, taze transferler yapılabiliyordu. Öyle bir şeyse mutlaka donmuş yapılması lazım. Bu bir. Hani ikincisi, genetik tanılı da olsa onların da tutunma şansı %60'tır. %100 diye değil. Gerçekten hani biz hastalara, ben daha böyle nötr konuşurum. Hastalar şöyle zannediyor. Genetik tanılıyı bulduk mu bitti iş. Yani normali bulduk, evet, mu her şey bitti. Tamam artık. Ama çok emek var çünkü onda da. Tabii. Ama işte maalesef orada bitmiyor. Biz de çok istiyoruz. Onun da tutunma şansı %60. Bunu mutlaka vurgulamak lazım. Yani yoksa hem hastaya bunu anlatabilmeniz zor, hem hastanın üzüntüsü zor. Vesaire vesaire. Yani olmama sebebini bazen de açıklayamıyoruz. Hani buradan da net söyleyeyim. Ama gene de bir, en azından üzerinden geçirebilir, bir değerlendirilebilir. Protokol nasıldı, neydi, onlar konuşulabilir sonra. Hocam, yumurtalığa PRP'nin faydası olur mu? Yaşım 40 diye hemen önümden kaydı bir soru. Şimdi bu konu biraz tartışmalı Sibel Hanım. Yani hala bence yeterli şeyimiz, kesin vardır diye yeterli bir cevap veremiyorum. Kendi adıma. Herkesin de yaklaşımı farklı. Yani çok kıymetli, evet, hocalarımız var. Yani onlar da faydalı olacağını söylüyorlar. Ama bizim de tabii kendi tecrübelerimiz var. Dolayısıyla herkese saygı duymakla birlikte ben kendi tecrübelerime istinaden çok büyük bir fayda beklememelerini öneriyorum. Yapmıyor muyum? Yapıyorum. Çünkü başka yapacak bir şey kalmadığı zaman hastanın, bunu da sadece bunun için yapalım anlamında değil. Kime yapıyorum? Mesela özellikle de zaten yumurta toplayacaksak. Yani o hasta geldi, bir PRP yapalım da sen bunun sonucunu bekle de daha iyi sonuç olacak gibi bir yaklaşımla ben yapmıyorum. Ama şunu yapıyorum. Zaten beklemeden, sizde zaman dar, yumurtalık rezerviniz az. Biz size PRP'yi yumurta toplarken yapalım dersek, bir sonraki eğer hamile kalamazsanız tekrar yumurta geliştirirken belki PRP'nin bir olumlu etkisi olabilir. Bir seferde bunu yaparız diye hani soran hastalara bu şekilde bilgi verebiliyorum. Ama dediğim gibi o da çok sınırlı. Benim için biraz daha şu an gri bölgede, ama belki de yanılacağız. İleride hepimiz gönül rahatlığıyla herkese ya inşallah iyi olur yani. Evet, tabii. Çok değişik bilgiler şey yapıyor yani. Siz dediğiniz gibi çok kararsız bütün doktorlar. Kimi çok inanıyor, kimi dediğiniz gibi gri bölge diyor.
kime faydası yok diyor. Evet. İnsanlar da şaşırıyor tabii. Umut dünyası bu. Biz ve de mutlaka işin yani olsun istiyoruz yani. Olsun ama tabii. iğne vuruldu. Hemen mucize olsun istiyoruz biz de. İnşallah olur, güzel olur. Eşimde morfoloji sorunu var. İki tüp bebek denememizde ilki kimyasal gebelik, ikincisinde hiç yerleşme olmadı. İkisinde de üçüncü gün embriyosu oldu. Genetik ve kan pıhtılaşması testlerini de verdik. Başka ne yapabiliriz diye sormuşlar. Yani genetikle normalse aslında bu hastalarda bir embriyo gelişim problemi var. Morfoloji buna evet katkı yapabilir. Yani şimdi biz spermin yapıları kötü diye bu spermden çocuk olmaz gibi bir şey diyemiyoruz. Yani o kötü yapıdaki sperm de çocuk sahibi yapabiliyor hastaları. Çok kötü, morfolojisi çok kötü hastalar kendiliğinden de hamile kalabiliyor eşleri. Dolayısıyla bunu kesin buna bağlayamıyoruz. Bunların morfolojisi kötü olanların spermlerin genetiklerinin de kötü olma şansı olabiliyor. Yani adamın genetiği normal ama spermin genetiği kötü olabiliyor. Yani bu her zaman için geçerli. Tüm spermlerin genetikleri kötü ya da hepsi kötü ya da hepsinin iyi olmaz. Şimdi buradaki oranlar önemli. Yani biz morfoloji yapısı kötüyse hastaların spermlerindeki genetik bozukluk olma şansının da yüksek olduğunu düşünüyoruz. Dolayısıyla şu hastalara şunu diyorum hep. O zaman bize şunu diyebilirsiniz. O her bir yumurta için kullanacağınız spermin genetiğine de bakın. Ondan sonra iyiyse kullanın. İyiyse yumurtanın içine verin. Maalesef böyle bir yol yok. O sperm genetiğinde kırılma var mı yok mu diye bakmak için o spermi öldürmeniz gerekiyor. Boyamanız gerekiyor. Yani boyayla çalışabiliyor. Sadece size oran verir. Yani bir değerlendirme testidir bu. Sperm DNA fragmentasyon testi. Dolayısıyla belli bir oranın üstünde yüksek, bunda yüksek oranda var diyoruz. Belli bir oranın altında düşük diyoruz. %15'in altına. Ama %15'in altı düşük dediğimizde de siz tesadüfen seçeceğiniz için o spermi seçtiğinizin kötü olma ihtimali var. Dolayısıyla bu hastalarda kesinlikle ona bağlayamıyoruz. Yumurta, embriyo gelişiminin kötü olması %100 bundan dolayıdır diyemiyoruz. Bu hastalarda her ikisinde de çift yani hem kadın hem erkekte de yoğun antioksidan tedaviler. Daha sonraki denemelerde bazı hastalarda hepsinde değil daha iyi embriyo gelişimlerini yol açabiliyor. Böyle bir yol izliyoruz genellikle. Ay, anladım. Çok teşekkür ederim. Son bir soru alacağım. Bir saat oldu. Siz de fazla evet. Şey yapmak, sıkmak evet. İstemiyorum. Tamam. Oğlunuz da şey yapmasın. Hem de bir daha gelir misiniz demeye yüzümüz olsun. Evet. Ondan öyle bir çekinceniz olmasın. Sağ olun. Teşekkür evet. Ederim. 5 kez tüp bebek denedim. Gene çok denemiş bir arkadaşımız. Bir tane deneme düşük. kaybetmiş. Sonraki denemelerimde rahim içi PRP uygulamaları yapıldı. Ama rahim duvarı maksimum 7.8'i görebildi en iyi tabloda. Neden incelir rahim duvarı? 7.8 çok iyi bir rakam evet. Bence. Altın özellikle ince olmuş. Ne olabilir diyor. Evet. Ben de şaşırttı. Evet. Yani aslında özellikle ince daha önce ince olup da 7.8 milimlik bir kalınlığı yakalamışsanız hani onu artık rahim içi kalınlığının kötü olmasına bağlayamazsınız. Yani bazı hastalar onu şöyle bir şeye gruba sokmak lazım o hastayı. Bazı hastalara ne yaparsanız yapın başarı sağlayamazsınız. Tekrarlayan implantasyon başarısızlığı diyoruz buna. Bunun da büyük orandaki sebebi embriyoların genetik bozuk olmasıdır. Son çalışmalarda bunu destekliyor. Eğer embriyolarda genetik yapı normalse çalıştığınız genetik yapı normalse ve 3 kere yani yaptığınız olmadı. Bir daha genetik normal embriyo verdiniz. Gene olmadı. Üçüncüyü de verdiğinizde toplamda hepsinin içerisinde gebe kalma şansı %95'in üzerine çıkıyor. Evet. Dolayısıyla genetik normal vermek çok önemli. Bu hastaya ben genetik mutlaka çalışılarak transfer yapılmasını öneriyorum. Rahim duvarı da 10-11 olduğunda da iyi. Yoksa çok iyi. Biz 7 milimin üzerinde herhangi bir endişe duymuyoruz açık öyle. Bizim cut-off'umuz 7 milim.
Altında da bir sürü göbeliğimiz var. Çok ince endometriyumlarla da var. Dediğim gibi tek başına kalınlık da değil olay. Evet. Arkadaşlarım çok teşekkür ederim. Sizin sorularınızı eğer cevaplanmadı, ben bunu mutlaka cevaplanmasını istiyorum diyorsanız mesaj atın. Daha sonra müsait olduğu zaman Murat Bey sizi şey yapabilir, cevaplayabilir gerekirse. Murat Bey de International Hospital'da bizim indirimimiz var, Çider anlaşması var. Onunla ilgili lütfen bize mesaj atın Murat Bey, sevgili doktorumuz. Bize evet. Her konuda yardımcı oluyorlar. Çok teşekkür ederim Murat Bey, sağ olun. Ben teşekkür ederim Sibel Hanım. Yani siz açılışta tanıtırken çok severim diye başladınız. Yani evet. Karşılıklı olduğunu izleyicilerimiz de bilsin diye söylüyorum. Sağ olun. Gerçekten yani, çok seviyorum ve çok elimden gelen bir katkı her zaman yapacağımı da bilmenizi isterim. Sağ olun. Çok çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar. Hepinize iyi akşamlar arkadaşlar. Hoşça kalın. Teşekkürler.